Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde çevre, doğa ve hayvanları koruma timi kurulmuştur ve bu timin faaliyetlerine fakülte olarak bir araştırma görevlisini görevlendirerek destek olmaya başladık. Özellikle çevre, ekolojik denge ve doğal hayatın korunması, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan canlı türleri ve bu canlı türlerin alanlarının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin geliştirmesi maksadıyla kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, TCK Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatleri Kanunu kapsamında adli ve idari işler yapmakta görevlendirilmiştir. Kırıkkale ilimizin jandarma sorumluluk alanında özellikle hayvanlara karşı işlenen suçlarını önlemek amacıyla bu konuda duyarlı arttırma ve çevreyi korumak maksadıyla kurulan bu time fakülte olarak da bizler açık destek vermeye başladık. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nca İçişleri Bakanlığı'nın yayınlanmış olduğu genel ve kapsamlı hafta sonları sokağa çıkılamaması ve sokak hayvanların bu süre zarfında yeterince beslenememesi nedeniyle 20 Aralık 2020 Pazar günü Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Yaşayan Belediyesi ile birlikte ilçenin şu farklı noktasında sahipsiz hayvanların yaşam alanlarının denetimi, aç kalanların beslenmesi ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sırasında sahipsiz hayvanların bulunduğu 4 farklı bölgeye 15 adet hayvan barınağı yerleştirilirken aç ve susuz hayvanlar için bölgeye yiyecek ve içecek de bırakılmıştır. Ve bu faaliyetlere fakülte olarak öğretim görevlisi Abdülkadir Kaya eşlik etmiştir. Ve onun yardımıyla aç ve susuz olan köpekleri fakültemize getirerek beslenmişlerdi ve tedaviler de gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetle Kırıkkale ilimizdeki çok hayvanları aç ve susuz artık kalmayacaktır. Ve biz de bu gibi faaliyetlere fakülte olarak her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığımızın ilgili birimi tarafından yapılan sokak hayvanları besleme uygulamasında bulduğumuz bir yavru köpeğimiz beslenme yönünden yetersiz olarak bulunmuş ve veteriner fakültesi hayvan hastanesine getirilmiştir. Gerekli tüm muayeneler burada yapılacak. Hayvan besleme yönünden yeterli olarak beslendikten sonra annesine tekrardan teslim edilerek yavrumuzun doğaya tekrardan kazandırılmasını sağlayacağız. Hayvanımızın genel muayenesinde göz konjüktivasında ayrıca kulaklarında veya diş parazit yönünde detaylı olarak incelenecek. Bu muayene bulgularına göre uygun tedavi protokolü izlenerek hayvanımız gerekli tüm tedavisi yapıldıktan sonra tekrardan doğaya kazandırılarak uygun ortama geri gönderilecektir. Hayvanımızda beslenme yetersizliği olduğu için özellikle yüksek protein katkılı mamalarla hayvanımızı besleyeceğiz. Hipotermi durumundan dolayı da özel bakım ünitemize alarak hayvanımızın gerekli tedavilerini burada yapacağız. İki haftalık bakım sürecinden sonra hayvanımızdaki genel durumunu takip edip tedavi sonucu verdiği takdirde tekrardan doğaya kazandıracağız. Hayvanımız